Cemal! 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 Cemal, ne oldu? Yardım edin, kimse yok mu? Cemal! 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 Cemal'i vurmuşlar ya. Yardım edin, kimse yok mu? Muhtar! Muhtar gel! Arabayı getir! Bizim bağın yolunda şık şık bilezik, kolunda kolunda kız oğlanın kolunda şık şık bilezik. Kolunda, Cemile, yemeğe misafir davet etmişsin. He, öğretmen de çağıram diyem. Cemal memnun olur, he. İyi düşünmüşsen, ey. Ben varıp diyem gelen. Kubra Ana, Cemile teyze. Ne oldu? Ne diyorsun İbrahim, ne oldu? Cemal abi vurdular. Ne? Sen? Nerede vurdular, nerededir Cemal? Okulun önünde kalan içine yatıyor. Ha. Cemal'ım, hoş. Yetiş ona. İsmail, haber gelmedi daha. El kulağındadır baba. Az sonra arar üstü. He vallahi gözümüz aydı. İsmail abi, İsmail abi yoktur. Buradadır. Hayırdır Davut, nedir bu telaşı? İsmail abi, Cemal Ali. Ya ne olmuş Cemal'e? Vurulmuştur bayrama. Tez hastaneye yetiştirmek lazım. Tez be söz! Bak hiçbir şey anlamıyorum, bir sus. Kim vurmuştu, niye vurmuştu? Söyle bakayım, yavaş yavaş anla. Duracak vakit değil Cem. İsmail abi, Cemal Ali diyem sana. Ya. Ya. Hadi, hadi, hadi arabayı hazırla İsmail. Hadi canım. Hele bir arabanın bir anahtarına bak. Hadi bak, bak. Allah Allah, hayırdır inşallah. Hangi delege girdiyse bulamayan. Davut. Nasıl olmuştur? Kim vurmuştur Cemal'i? Bilmiyorum. Bayrama ağa. Yatıydı okulun oraya. Ben sese koştum. Yahu çabuk ol! Hangi delege girdi ağaca? Aha buradaymış yahu, cebimdeymiş. Allah Allah, hadi. Hadi, hadi. Çalışmış. Bak. Hadi İsmail bir daha dene. Senin gibi arabanım be. Çalışmış. Ha çalıştı. Çalıştı araba. Hadi hadi. Ha. Dayan aslanım. Nerede kaldı bu araba muhtar? Yavrum. Vurdular. Başımı sakın asla. Sen ölme, ben öleyim. Kurban oldum. Cemal'im. Ben huzurda. Ne ediyorsunuz burada? Kaldırın Cemal'i. Hadi açın arabaya. Hadi. Hadi. Cemal'im! Hadi! 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 Arabayı getir! Az bize bırakın! Bize bırakın! Şu arabayı şuan gelsin! Araba! Cemal! Cemal! Hüsso, senin yaptığın işe. Tövbe, tövbe. Ne oldu? Ameliyattan çıkmadı mı daha? Çıkmadı. Kaç saattir içeridedir, bir haber alamamıştı. Öğretmen, alamamıştı. Her şey yine eskiye döndü.
Vay başımıza gelenler vay. Kim eder? Kim kıyar benim Cemal'ıma kim kıyar? Örgütmen. Sen bir şey görmemişsin. Git buralardan git. Git. Ne olur git. Ulan ben o şerefsizin canını okumaz mıyım? Onun leşini yerlere sermez miyim? Yengem, yengem sen kendine hakim ol. Ben yeğenimin kanını yerlerde korumuyorum. Hele Cemal'im bir kurtulsun. Bak göreceksin neler yapacağım. Durum nedir İsmail? Kötü baba. Utaracaklar Cemal'i. Hüso'yu yakalarlarsa he vallahi yanmışık. Bana bak. Hüso'yu hemen ara ortadan kaybolsun. Bak bu durum ortaya çıkarsa evlat mümlet dinlemem. Yakarım seni ha. Kızım ne oldu? Cemal kurtuldu mu? Yaşıyor mu kızım? Ameliyat daha bitmedi teyzeciğim. Mermi vücuduna girip çıkmış. Ama çok kan kaybetmiş. Hemen kan bulmamız gerekiyor. Hayati tehlikesi var. Bulurak. Nasıl bulacak? Sizin aranızda yok mu kan grubu BRH negatif olan? Yoktur. Aa benimki BRH negatif. Benimle gelin oğlum hadi. Çok şükür yarabbi kurtuldu. Cemal kurtuldu. Kurtuldu Gülnaz. Hayat öğretmenin kanıyla yaşayacak Cemal. Komutan. Cemal'ımı vuranları bul komutan. Onu vuranları getir benim karşıma. Hangi alçaktır o tanımak isteyen komutan? Benim torunuma kim kasteder? Canına kim kıyar? O alçakı bul getir komutan. La ne ettin Yusuf? İş bitmiştir ağam. Nesi bitmiştir? Hastanedeyiz. Cemal kurtuldu. Nasıl olur ağam? Vurmuş aman Cemal'ı. İyi vuramamışsan işte. Kurşunu boşa sıkmışsın. Asıl o kurşunu seni kafana sıkmak vardı ya. Kaybolla ortadan. Başımızı belaya sokma bizi. O nasıl laf ağam? Sen merak etme. La işi yüzüne gözüne bulaşırdın bir de merak etmedin sen. Kır bu. Kim yapmış olabilir? Aklınızda bir isim var mı? Yoktur komutan. Cemal yeni gelmiştir İstanbul'da. Köyümüzün gururudur. Doktor olmuştur. Köyde herkes onu sever sayar. Gib kıyı, niye kıyı bir türlü aklım almayı. Belki bilmediğiniz başka bir durum vardır. Bir borç, alacak meselesi ya da başka bir husumet. Son günlerde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Olmamıştır, bilmiyorum. Selamünaleyküm. Bizim köyden bir adamın yapacağı iş değildir bu komutanım. Yılmazlar dediğin zaman akan sular durur bu köyde. Hiçbir kimsenin bize kurşun sıkabilmesi mümkün değildir. Birisi sıkmış işte. Başka köydendir komutanım. Belki de kaza kurşunudur. Bilirsen burada böyle şeyler çok olur. Kurşunu sıkan yaptığından korkup kaçmıştır. En son kimin yanında acaba? Hayat öğretmenleydi. Ay kendisi de buradadır. Cemal'ımla kanlar uyuşmuştur da. Cemal'e kan vermeye gitti. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsın? İyi. Cemal'i en son sen görmüşsün. Olay nasıl oldu anlatabilir misin? Bilmiyorum. Ben... Cemal dışarı çıktı. Sonra ben silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda kanlar içinde yatıyordu. Çok kötüydü. Çevrede kimseyi görmedin mi? Görmedim. Bilmiyorum. Geçmiş olsun. Hastamız ameliyattan çıktı. Çok şükür. Oh, çok şükür. İyi mi şu an? Kendinde mi? Şu anda yoğun bakımda. Maalesef hayatı tehlikesi devam ediyor. Ne desen doktor?
Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Dediğim gibi Allah'tan umut kesilmez. Geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Ben köye döneceğim. Sen kalacak mısın? Yok. Ben de geleyim. Okul var. Kumru teyze. Ben şimdi köye gidiyorum. Ama ararım. Sizde bir gelişme olursa haber verin. Olur mu? Olur kızım, olur. Sağ olasın kızım. Senin sayende iyileşecek inşallah Cemal. Hadi yolun açık olsun. Gidelim. Hadi. Otur Cemile, otur. Otur kuzum. Kötü düşünme Hayat. Düzelir yakında. Güçlü biri o. Söylediklerim şimdi sana boş geliyordur. Haklısın. Yani senin için zor bir durum tabii. Bu kadar önem verdiğim biri ölümle yüz yüze. Ne demek istiyorsun? Yani son günlerde Cemal hep okuldaydı. Bayağı yakındınız. Durdurur musun şu arabayı? Arabayı durdurur musun? Hayat, Hayat saçmalama. Hayat. Sen ne biçim insansın ya? Cemal hastanede ölümle pençeleşirken söylenecek... Söylenecek laf mı? Ben gördüklerimi söylüyorum. Yalan mı? Son günlerde hep okulda değil miydi Cemal? Evet, okuldaydı. Ama kütüphane yapıyordu. Anladın mı? Kütüphane. Ayrıca o benim arkadaşım. Sadece arkadaşım. Kaç defa söyleyeceğim bunu sana? Bırak Hayat. Bu masalı başkalarına anlat. Kütüphane falan yapmak hep sana yakın olmak için bahane. Sen arkadaşım diyorsun ama... Cemal sana kör kütük aşık. Anlıyor musun? Farkında olmadığını söyleme bana. Ben gidiyorum. Hayat, Hayat. Hiçbir yere gitmiyorsun. Beni rahat bırak. Hayat, bin lütfen şu arabaya. Resmen aşık. Cemal nasıl, iyi mi? Ne olmuş anlamadım ben Hacer abla. Gözünüz aydın. Hastamız kendine geldi. Cemal korktu.
Kızım, dedim değil mi size ben dedim. Cemal'im kolay teslim olmaz ya. Aha gördünüz işte. Eve varınca hemen bir kurban keseceğim Cemal'in hayrına. Cemal'im nerededir bizi yanına götürsün? Servise odayı alıyoruz birazdan görürsünüz. Özür dilemeye geldim. Dün gece için. Beni ilgilendirmeyen konulara burnumu sokmamalıydım. Haddimi aştım. Önemli değil. Hastaneyle görüştüm. Cemal kendine gelmiş. Aa öyle mi? Nasılmış peki durumu? İyiymiş merak etme. Olayla ilgili köylüyle görüşeceğim. İstersen seni de hastaneye götürürüm sonra. İşin uzun sürmez değil mi? Yoksa ben başka bir araba bulmaya çalışayım. Tabii. Geç kalabilirsin hastaneye. Yusuf niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Yine bir şeyler ima etmeye çalışıyorsun. Derdin ne senin? Zekiye, Hayriye, soba geçi, teze katıysınız, üşüyeyim. Donmuşsun. Sıcacık odada gerine gerine oturayım, sade buyurmayı bileyim. Ha, hepten hanım olmuş gelmişsen Van'dan. Şükür bacağın yerinde, kolun yerinde. Üşüysense git kendin at teze. He. Kız, kız ben sizi Mahmud'a demeyeyim mi? Görüyorsunuz siz. Çocuklar, size iyi bir haberim var. Cemal abiniz iyiymiş. Yaşasın! Ben Cemal abinin iyileşmesi için dua ettim. Ben de dua ettim öğretmenim. Cemal
okula ne zaman gelecek öğretmenim? Bir süre daha hastanede kalacak. Belki bir ara eğer isterseniz hep birlikte ziyaretine gideriz. Hadi. Olur öğretmenim. Tamam, şimdi dersimize geçelim. Bugün evimiz ve ailemiz hakkında konuşacağız çocuklar. Annemiz ve babamızla ortak yönlerimiz, farklılıklarımız, evdeki görev paylaşımımız, neleri birlikte yapıyoruz. Ama önce okuma parçamızı okuyalım. Evet, dördüncü sınıflar 34. sayfayı açsınlar. Gürkan'cığım sen okur musun? Olur öğretmenim. Ailenizin. Çekil kız şuradan. Eli havalandıracaktım, hava güzeldir. Havalandıracakmış. Abim tembih etti. Değil perdeleri açmak, pencerelerin önüne bile yaklaşmayacaksın. Duydun mu? Niye ki? Niyeyse niye? Sen denileni yap, edepsiz şey. Senin kulağın değiktir muhtar. Cemal'i kim vurmuş, gören olmamış mı hiç? Yok vallahi komutan. Siz hastaneye gittikten sonra şöyle bir yoklamışım köylü. Yani onlar da şaşmıştır bu işe. Cemal efendi çocuktur. Bildiğimiz kadarıyla böyle bir düşmanı, kanlısı neyin mi yoktur? Kurban oldum. Kaderimde seni hastane odalarında, karnında kurşun yarasıyla görmek de varmış. Ya Cemal'im, ya sen de ölme, ya ben de öleyim. Ağlamak zamanı değildir Cemile. Çok şükür kurtulmuştur torunumuz. Ağlama. Cemal, çok ağrır mı canım? Ay, halasının bir tanesi. Yoktur ağrı. Yeter, ağlamayın artık. Nenem doğru der. Yeter artık, ağlama ana. Ağlamak günümüz değil artık. Ağlamayak hep. Elimizden gidiydin Cemal. Az kaldı gidiydin. Hayat öğretme olmayaydı. Hayat öğretmen mi? He ya Cemal. Sen hayat öğretmen sayesinde kurtuldun oğlum. Köyden buraya gelen de kanın tümden tükenmiş. Hayat öğretmenler kan aldılar, sana verdiler, doğru değil mi? Demek hayatın kanıyla hayata döndüm. Kader bu mudur ana? Nene? Siz daha iyi bilirsiniz. Ben bütün geleceğimi hayata bağlamışken. Kardeşlerim, annem, babam, dedem, ninem. Gürkan ağlıyor öğretmenim. Gürkan, bak bakayım. Gürkan ne oldu oğlum? Bir şey olmuş efendim. Olmuş olmuş. Bak burada kimse yabancı değil. Hadi söyle, niye ağlıyorsun? Babamı özledim öğretmenim. Gideceğim. Çok para kazanacağım, sana araba getireceğim dedi ama gelmeyin. Gelir yakında. Yok, 3 sene oldu babam gelmeyin. Annem her gün değil, yat kalk, baban sabaha gelir diye ama gelmeyin. Gürkan'cığım, bak baban şimdi çok çalışıyordur, ondan gelememiştir. Ama eminim o da seni çok özlemiştir, hep düşünüyordur. Üzülme, tamam mı? Dur.
Alo. Ana. He benim. İyi iyi. Odaydı. Siz nasılsınız? Kapatayım onu. Anam gili aradıydım. Bir sesini duyayım dedim. Oh, biz evde yokken kim bilir kimleri arıyorsun? Yok vallahi abla, kimseyi aramayan bir anamı aradım. Dur dur, daha çok ararsın ananı bundan sonra. Yok yok, senin önünü almazsak fena olacak belli. Babamın yemeğini verdin mi kız? Veririm şimdi. Hadi ver o zaman. Ben evden Hacer'le geleyim. Silah sesini duydum. Okul yanından gelince vallahi öğretmene bir şey oldu dedim. Meğer Cemal'i vurmuşlar komutanım. Yolda kimseyi görmedin mi Galip? Vallahi görmemişim. Vallahi birazcık görmemişim ha. Hiç büyüktür, anamızdır demiyler. Dünyanın lafını ediyler. Bak, iki saattir sofrayı bile kuramıyorlar. İnada ediyler, inada. Ne konuşurlar fıs fıs fıs? Ne bileyim, duymuyorum ki. Ne bilirsin zaten sen? He. Ne yapacağım ben de şaşırmış amana. Şaşacak hiçbir şey yoktur. Atacaksın ikisini de. Sana yeni kadın alak. Alak vallahi ana. Canımdan bezdim. Ya bıktım usandım. Hele. Aklın başına gelir nihayet. Ne yapayım ana? Aha buraya kadar dolmuşum. Dayanamıyorum artık. Hele sana yaptıklarını görünce. Hala konuşurlar kız. Ha? Sen bir şey duyuyorsun. Ne duyacağım, hiçbir şey yok. Boşver gel. Tez boşayacaksın ikisini de. Ben sana helal süt emmişin de. Beceriklisinden bir kadın bulurum. Sen zahmet etme ana, ben bulmuşum. He, Ehsan mı? Kimin nesidir? Buradan değil, komşu köyden. Vallahi ana bir görsen, ahu gibi bir güzel. He. Ayşe'dir adı. İyi, iyi Mahmut'um, pek iyi. Mahmut, senin bir üçüncü kadının daha vardı. Böyle kara bir şey. Adına örtmen mi derdin, neydi? Ne ettin o kadını? Ya karıştırma ana. Sen yeni alacağıma bak. Bak, ben her şeyi ayarlamışım. Yarın da gider istersen. He. Ben gideyim, haber salam ha. He, hadi, hadi, hadi. Epey çeyiz etmişsin ana şimdi sana. Aman lan. Ne de Macer abla. Ölem de mezarıma satsınlar o çeyizleri. Üç günlük dünyada muradıma eremeyeceğim anamla babamın yüzünden. Az da inat ederlerse canıma kıyarım vallahi. Kız deme öyle. Diyeceğim. Yavrun adı tuttu ikisini de. Babamın hiç aklına gelmiyor ama zamanda vermemişler ya, kaçırmış anamı biliyorsun. He. Öyleymiş. Emmim kaçırmış yengemi. Eleymiş. Emin kaçırmış yengeni. Görüşsen. Kız Ayşe. Kız kaçayım mı açayım deme. Hele benim evimden. Babam razı gelirse niye kaç Macer abla? Böyle bir dil döken olsa. Bir konuşan belki razı gelir ya. Bak kız telefona. Alo. Alo. Tamam, bekle beni. Kimmiş? Kimse. Millet telefon alıyor, konuşmayı bilmiyor. Vermişler bir çocuğun eline öyle ağırlı ağırlı bir şeyler diye. Of, çok canım sıkılıyor. Kız filesi yürüyüp seninle suya gidek gerek. Ver kapları da getirek Hacer abla. Kız hasta. Sen git de gel. İyi, ben tek başıma gidelim.
Mızışının kapısını alır. Yap ya, sen sırmadın. Korkak. Korkak ya. Babam gelende senle babama diyeceksin, görürsün o zaman. Neyi diyorsunuz? Bilirsiniz bunu babası evlenmiş. Taze kadın getirir kendini. Yapmayın. 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 Çocuklar ne oluyor? Oğlum ayırsanız arkadaşınızı. Aa, sinirleniyorum ama. Ne bu böyle güzel güzel geçinip gideceğinize, ne oldu? Muhammed Gökhan'ın babası evlenmişti, ondan kavga ediyor öğretmenim. Bir daha böyle şey istemiyorum, kavga etmek yok. Geçin bakayım sınıflarınıza, hadi. Gürkan. Bak Gürkan'cığım, seni böyle üzgün görmek istemiyorum. Tamam mı? Ben de babasız büyüdüm. Büyükler bazen uzaklara gitmek zorunda kalırlar. Ama bu onların bizi sevmedikleri anlamına gelmez. Senin baban da bir gün dönecek. Bak, sen çok akıllı bir çocuksun. O dönene kadar annen için güçlü olmak zorundasın. Tamam mı? Hadi bak, şimdi müzik dersimiz var. Sen de bir türkü söylersin. Oldu mu? Olur öğretmenim. Bitirmişim Erbiş abla. Babamın çamaşırlarını da yıkamışım. Giyinir mi ben? Anne oturmaya gidiyor ya. Oturmaya gidiyor ya. Ne işin var kız senin günde? Otur oturduğun yerde. Yemek pişir ha. Yemek var da ama. Kız konuşup delirtme beni. Ne diysem onu yap. Babamın ilaçlarını da unutma ha. Kafese koydular bizi. Kocaman bir kafestir burası. Oğluyum. Aklımı oynatacağım Allah'ım. Şuraya uzansam, uyusam, bir kalksam. Meğer kötü bir rüya görmüşüm. Bu evde değilim. Anamın evindeyim. Sırmeli Ceylan. Ayşe, seni kapıp götüreceğim buradan. Nasıl götüreceğim? Kaçıracağım. Dellendin mi sen Gazi? Böyle kaçmak olur. Ya nasıl olur? Bir sesini duyarım. Eskiden yüzünü gördüm. Şimdi gözümden de uzaksın. Yatmayayım vallahi geceleri. Benim sabrım kalmamıştır Ayşe. Ben neredim Gazi? Bahir kapılarında kalmışım. Her gün gözyaşı töküyorum. Sana kaçmak ister miyim mi sanırsan? Kaç o zaman. Gidak dağlara. Oradan Van'a kaçarız. Bir iş bulurum. Olmaz. Allah'ın emri dururken. Hem razı gelecek babam. Biliyorum ben. O bana dayanamaz. Ya razı olmazsa? Ha? Ya başkasına vermeye kalkarsa seni? Deli deli konuşma. Gider miyim ben hiç başkasına? O vakit kaçarım işte. Bir dakika durma. Yavaş git Zekiye, yavaş. Sen de yavaş gel. Dur. Ağam nereye gitti anne? İşi vardır. Hele getirin şu sineği koyun önüme. Ağam gelmeden olmaz. Yürü kız. Durun kız, durun. Midem açlıktan gazini öldüreceksiniz beni. Az beklemeyden adam ölür. Yürü kız Zekiye, yürü yürü. Ağam ısacak seveyi. Mahmud'um şu kadını getir iyi de. Ben de tez elden iyi günler göreyim inşallah ya Rabbi. Ne kadını?
yapacağız böyle? Sen o köyde, ben bu köyde. Ben şimdi Galip abiyle Hacer ablaya kendimi acındırayım. Yakındır gider konuşurlar babamla. E sen madem Van'da bir iş tutaram değilsen haber yolla babama. Zaten çobansın diye vermek istemeyi. Belki o vakit gönlü olur diyeyim. Of Ayşe, of. Nereden düştün içime kız? Keşke sizin köye çobanlık etmeydim de görmeydim sen. Şimdi elem oldu Gazi Bey. Ey, git o zaman git. Başka köylerde başka Ayşeler bul kendine. Kız deli. Başkasını ne diyeyim ben? Sabah akşam seni düşüneyim diye. Anlamıyor sen. Maşallah, maşallah. Yırtmış kefeni Cemal'ımız. Geçmiş olsun kardeşim. Nasılsın Cemal'ım? Doktorlarla konuştum. Hiçbir şeyin kalmamış. Bir iki güne kadar taburcu olacakmışsın. Polisi de jandarmayı da seferber etmişik. O seni vuran deyyusu yılanın deliğine girse yine de bulup çıkaracaklar. Tamam mı kardeşim? Değil mi baba? Ha öyle. Cemal'ım. Bir yılmada sıkılmış kurşun, hepimize sıkılmış demektir. Sen gördün mü? Söyle kimdi? Ben o iti çıktığı deliğe tekrar sokacağım. Jandarmaya ben derim diyeceğimi. Gördüklerimi Bayram amca. Siz hiç merak etmeyin. Şüphelendiğin biri var. Vardır. Ama önce vuranı değil, vurduranı bulmak lazım değil mi amca? Beni öldürtmek kimin işine gelir? Kim bundan çıkar sağlar? Kimler bunu ustalıkla gizleyebilir? Ha? Ne dersiniz? Diyeceğim odur ki Cemal'im, tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeş. İyidir Cemal değil mi Bayram ha? Ha o kadar iyidir ki ha. Hoyratlığından, dik başlığından hiçbir şey kaybetmemiştir. Ula adamı hastaneye yetiştiriyoruk, canını kurtarıyoruk, hala saçma sapan konuşuyor. Biz yapacağımızı yaptık baba. Gerisi bunlara kalmış. Ha bilirseniz ne ala, bilmişsiz canınız sağ olsun. Ey. Senin de yeter burada durduğun kız. Yürü eve. Yürü. Hadi gelirim ben gelirim. Gelirken evden Cemal'a üst baş getiresen he. Olur. Sağ olasın Gülnaz. Sivcan. Öğretmen. Bak sana ne getirdim. Nedir onu öğretmen? Bunlar nedir öğretmen? Seni tanımayabilmesin öğretmen. Yalnız sınavlar bir ay sonra. Yani çok çalışmamız lazım. Çalışırım öğretmen. O zaman bunlar bende kalsın. Sen her akşam bana gelirsin, ben de çalışırız. Tamam mı? Tamam öğretmen, gelirim. Merhaba. Yapmaz. Bak, tamam,
Bana bırak, ben yerim ya. Olmaz, ben yediririm. Zorlarsan yaran kanar canım. He, köye giden de sana bol bol bal yediririk, tereyağı yediririk. Çabuk iyileşir yaran. Olur, olur. Cemal. Anana. Sana kim kıymak istedi? Düşüneyim, düşüneyim. Bir türlü aklıma gelmiyor. Fena bir düşmanlıktır bu Cemal. Öyle böyle değil. Karşına geçmiş, gözünü kırpmadan silahına davranmıştır. Derim ki kan mı acep? Yoksa yıllar evvelki düşmanımızın uğursuzun iş olmuyor. Ya nene bırak ya. Bırak nene ya. Ne kanı ya? Gözünüzün önündekini... Ne? Sen arkadaşıymışsın Cemal'in. Bir sıkıntısı var mıydı? Belki söz etmiştir. Yoktu. Aslında İstanbul'dan ilk geldiğinde vardı. Ama bu işle bir alakası yoktur. Nereden biliyorsun? Belki vardır, anlat. Cemal ilk geldiğinde buraya tüm toprakları satıp İstanbul'a gitmek istedi. Bayram Emir'le Kurmiler'e karşı çıktılar. İşin ucunda para var tabii. Ne parası? Bayram Emir tüm topraklarını Gürete kiralamış. İyi de para kazanmış bu işten. Sonra? Cemal diretti. Araları bozuldu. Hatta mahkemelik bile oldular. Ama sonradan iş tatlıya bağlandı. Kız! Zeynep! Neredesin kız? Al şu poşetleri elimden. Deli mi aradı? Tövbe tövbe. Şu evin haline bak. Bir parmak toz. Kız diyorum, Allah'ın cezası neredesin, uyudun mu? Oy oy oy, kendini alacakmış kızı, ondan sorayım mı? Yakasız başı ne diyeyim? Bileydim işte, erdim. Ne geliyse senin yüzünden başımıza geliyor bunlar, bilirsin. Ama iyi kadınlık edeydin, yeni gelin isterdi. Yana bak hele. Geçen gün ağamın cizmesini parlatamayan sen değildin. Böreğin tuzunu kim kaçırdı? En azından ben börek açayım. Senin elinden hiçbir şey gelmiyor. Helal üstünde oturuysan. Bak hele kuru iftiraya. Çamaşırları kim yıkıyor, ineklere kim bakıyor, evi kim temizliyor? Ana bütün işi sen yapıyorsan biz kurulik. Bak bak hele. Gel kız, saçını başını yorma. Bak saç önü yorma. Geleydik Örtmen Hanım. Utanmışım vallahi. Olur mu öyle şey? Başlarda çok yaramazdı ama artık aramız düzeldi. Değil mi Gürkan? Gürkan. Oğlum nenen gide git. Söyle ki anam az çay istedi de. Hadi. Olur olur. Ha nereye gidiyor Gürkan? Bak sakın bir şey yapma. Ben oturup kalkacağım. Yok öyle az oturma. Bir şey konuşacağım seninle. Daha sana çay dökeceğim. Ekmek koyacağım. Gürkan'ın babası İstanbul'da çalışıyormuş, öyle mi? Öyledir. Çok oldu gideli. İnşaatlarda çalışacağım. Para kazanıp köye öyle döneceğim demişti. Bir haber yok mu? Valla başlarda vardı. Bir iki mektup yazdı. Kaç kuruşla para yolladı. O çoktandır ne haberi geliyor ne kendisi. En son bu bizim Kamdo abiyi bilsen değil. Hı hı. İşte onun kardeşi gitti İstanbul'a. Allah adresini yazmışım. Çalıştığını söylediği yeri söylemişim. Bulamadı mı? Yok, hiçbir şey bulamadı. Ne diyesen sanki yer yarıldı, içine girdi bizim herif. 3 yıldır uyku yüzü görmemişim. Gürkan ne cevap atacağını şaşırdı. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Valla bir tane ineğim var. Bir de yaşlı kaynanamla kaynatam. Onlar hele 3-5 kuruş yaşlık maaşı aldılar. Bize de bakılar sağ olsunlar. Adın ne? Hanım. Hanım. Bak ben İstanbulluyum. İstersen bir de ben aratayım kocanı. Belki bir izini buluruz. Ne dersin? İsterim elbet. Niye istemeyeyim ki? Allah senden razı olsun Örtmen Hanım. Tamam, sen bana şimdi kocanın adını, adresini ver. Bir de biz aratalım. Evet Leyla.
Ali anneciğim. Seyfettin Çınar. Çınar. 36 yaşındaymış. Artık bir bakarsın değil mi? Canım benim ya, sana da çok zahmet olacak. Tamam. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Hala araba bulamadın anlaşılan. Bitti işim, atla istersen. Ne oldu? Bir şey çıktı mı? Bakalım. Cemal'le de konuşmak lazım. Bizimle gel istersen. Ama önce bir karakola uğramamız lazım. Yok. Siz gidin. Ben yarın uğrarım belki. Hayat öğretmen. Hayat öğretmen. Araba bulak da bana Cemal'i görmeye gidek dedin ya. Ben de buldum. Hadi o zaman. Hadi atla. Var evim az garibim. Sen var evim az garibim. Kız nereye? Bir yere değil teyze. Hayırdır? Selamünaleyküm. Ananları özledin yoksa? Galip abi, ben de köye geliyorum. Kocamın haberi vardır. Yarın gelip olacak beni evden. Kız, kız, her gün okuyamıyor, okuyamıyor. Ben okuyayım, siz dinlersiniz. Ha abi, okursun. Okusana abla. Aynı öğretmenimiz gibi okusa valla. Kızcağız her gün annesinin mezarını ziyaret etmiş. Gözyaşları dökmüş. Ben geldim. Aa. Hoş geldin. Ver kızım, ver kızım. Hayat gelmedi Gülnaz. Yok, bakın size neler pişirmişim. Hastanenin yemeğini yemişsin ya. Bak lavaş da var. Evet olmuş bak. Nasıl hayatı oldu Kıvırcığım? İyisin. İyiyim. Görmedin Hayat'ı Gülnaz. Yok, nereden göreceğim Cemal? Hayat arıyor. Hayat. Alo. Sağ ol Davut. İyiyim, iyiyim. Meraklanmayın. Açıklarım yakında. Sağ olasın. Sen de selam söyle. Takaydı başım gözüm üstü. Canın sıkmış sen. Anne. Anne. Zeynep. Ben geldim ana. Kocan nerede kızım? Ben kaçtım ana. Ana ne olur beni geri gönderme. Ne yaptın kızım? Merhaba. Hayat. Hoş geldin kızım. Geç buyur gel. Cemile. Benim bacaklarım tutulmuştur. Biz bir koridora çıkak yürüyek de açılsın. Olur ana. Gel sen kızım, geç güzelim. Nasıl oldun Cemal? Çok iyiyim. Senin sayende hayatım kurtulmuş Hayat öğretmen. Bana kan ver misin? Tesadüf işte, kan gruplarımız aynı çıktı. Çok korktuk ama. Sırayla. Sen hastalandığında da ben çok korkmuştum. Hayat. Bende kalmış.